Harika, sakin olur musun lütfen? Olmayacağım anne. O gerizekalı kızın kafasını kırmadan olmayacağım. Harika, lütfen. Ben de sizi bu yüzden çağırdım Suzan Hanım. Harika pek sakinleşecek gibi durmuyor. Sakinleşmeyeceğim ki zaten. Ben onun kafasını kıracağım. Kızım, okul burası. Kendine gelir misin? Ben sizi biraz yalnız bırakayım isterseniz. Baş başa bir konuşun siz. Ben kapının önündeyim. Teşekkürler müdür bey. Neden böyle davranıyorsun? Kim ne dedi de bu kadar çıldırttı seni? Kardeş dediler. O baroşla bana kardeş dediler. Yani bayağı yüzüme baka baka hakaret etmiş oldular. Bak ben bir daha böyle bir şey duymayacağım. Duymayacağım. Ya beni bu okuldan al ya da onu yolla. Yoksa başka birisinin kafasını kıracağım. Çok net söylüyorum. Harika. Müdür bey, kusura bakmayın lütfen. Çok zor bir dönemden geçiyoruz biz. Olanlar için özür dilerim, anlayışınıza sığınıyorum. Rica ederim. Durumunuzun çok net farkındayım ben de. Kermeste olanlara hepimiz şahit olduk ne yazık ki. O yüzden de Harika'nın bu yaptığını görmezden geleceğim. Ama bu öfkesi devam ederse maalesef aynı şekilde davranamam. Merak etmeyin. Ben bir çözüm bulmaya çalışacağım. Ya bulmak zorundayım. Suzan Hanım. Benden kaçmanıza gerek yok. Paniklemeyin lütfen. Ha yok, hayır. Paniklemedim. Bakın, benim bir annem babam var zaten. Endişelenmenize gerek yok. Beni cami avlusuna çöp gibi bıraktığınız gün var ya, işte o gün bizim bütün bağımız koptu zaten. İçiniz rahat etsin. Ha. Biliyor musunuz? Hayatınızda yaptığınız belki de en iyi şeydi. Beni dünyanın en iyi anne ve babasına terk ettiniz. Teşekkür ederim. Ben seni cami avlusuna bırakmadım. Bilmediğin şeyler var. Lütfen. Bu zamana kadar bilmeden yaşadım. Bundan sonra da bilmek istemiyorum. İyi günler. Suzan Hanım. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hal.